Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şuna bakacağız. Sesimizi arkadaşlar nasıl yazıya çevirebiliriz? Buna bakacağız. Bunun için herhangi bir programa ihtiyacımız yok. Tek ihtiyacımız olan arkadaşlar bir Gmail hesabı. Daha sonrasında arkadaşlar Google dokümanlar yardımıyla bakın sağ üst köşeden bir hesap giriliyken tabii arkadaşlar biz Gmail hesabı giriliyken sağ üst köşeden Google dokümanlara giriyoruz. Daha sonra burada arkadaşlar boş bir doküman oluşturuyorum. Burada normalde klavyeyle zaten yazabiliyoruz arkadaşlar. Bu özelliği açabilmemiz için yani sesli yazının aktif olması için arkadaşlar cihazımızda bir dahili veya harici bir mikrofon veya arkadaşlar sesi alabilen bir hoparlör veya arkadaşlar sesi alabilen kulaklık da olabilir. Bu şekilde bir harici ekipman olması gerekiyor. Şimdi bakın ben de ses efektlerine girdiğim zaman kayıda geliyorum. Bakın bende USB mikrofon var. Ama bu olmasaydı arkadaşlar başka bir mesela kulaklık, ses alabilen kulaklık da taksam olurdu. Bunu yaptıktan sonra araçlara geliyorum. Bakın burada sesle yazma var. Gördüğünüz gibi çok basit bir yerde. İşaretlediğimde bunu daha doğrusu tıkladığımda arkadaşlar bakın buraya geliyor ve bunu tıkladığımda kırmızı oluyor. Bakın şimdi konuşacağım. Bu konuşmayı harici olarak yapıyorum arkadaşlar. Yani şu anki sesimden farklı olarak sesi ve görüntüyü farklı zamanlarda çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar konuşarak sesimizi yazıya çevirebiliriz. Bu da arkadaşlar not alırken sesli not alabilmemize veya arkadaşlar bir sunum oluştururken yazdıklarımızı unutmamamızı sağlar arkadaşlar. Eğer açılmazsa bu arada tıkladığınızda bakın buradan erişim engelli olabilir. O yüzden üstteki seçeneği seçmeniz gerekiyor. Bakın tıklıyoruz şu an. Kırmızı hale geldi ve tekrardan konuştuklarımı kayıt etmeye başlıyor arkadaşlar. Daha sonra bunu kapatabiliriz arkadaşlar. Bunu şöyle de yapabiliriz. Bakın geri deyip çıkıp tekrar aynı hesaba girdiğimizde zaten otomatik olarak Google Drive'e kaydediyor. Ve arkadaşlar buradan dosya bölümünden bunu da indir bölümünden bir Microsoft Word dokümanı olarak da bilgisayarımızın masaüstüne veya varsayılan klasöre indirmemiz de mümkün. Gördüğünüz gibi indirdim. Şimdi bu ekranı kapatıyorum ve arkadaşlar masaüstündeki Word dokümanını açıyorum. Orada da aynısını göreceğiz arkadaşlar. Yukarıdan düzenlemeyi etkinleştir diyerek çok basit bir şekilde Word'e aktarmış oldum yazdıklarımı. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlar destek olmak isterseniz de kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.